ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına... Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Oyun ustasının rehini. İşte geldik. Eternia. Evrendeki en iyi savaşçıların ana vatanı. Bu gezegenin bir yerlerinde kozmik oyunlarım için mükemmel bir gladyatör bulmalıyım. Ama bu kim olabilir? Belki Demir Kafa olarak bilinen savaşçı olabilir. Hayır. Büyük gücüne karşılık benim oyunlarım için çok aptal bu. Hayvan adamın kas gücü çok fazla. Ama o da vahşi içgüdüleri yüzünden kaybediyor. Hayır. Oyunlarım için evrenin en tanınmış ve kuvvetli savaşçısını bulmak zorundayım. Bu da He-Man'den başkası olamaz tabii ki. Ama şimdi bu en güçlü kahramanın bana gelmesini sağlamak zorundayım. Acele et. Yardım çağrısı aldığımız uzay gemisi buralarda bir yerde olmalı. Bu He-Man. Yardım çağrısına geleceğini biliyordum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Nasıl istersen oyun ustası. Çok garip. Buralarda ne bir uzay gemisinden ne de başka bir şeyden iz var. Bundan hiç hoşlanmadım. Bu sanki bir tuzak. Galiba İskeletor yanına bir yığın salak daha almış. Ne dersin? İskeletor'un adamları olduğuna pek emin değilim. Doğru He-Man. Sen de kimsin? Ben oyun ustasıyım. En iyi savaşçıları bulmak için tüm evreni dolaşırım. Demek ki yardım çağrısını sen gönderdin. Evet öyle. Senin muhteşem gücünün nasıl olduğunu bir de ben görmeliydim. Gerçekten fazlasıyla etkiledin beni He-Man. Arenalarında çok iyi dövüşeceksin. Üzgünüm, ilgilenmiyorum. Senin isteklerin beni ilgilendirmiyor He-Man. Bana istemesen de hizmet edeceksin. Madem oyun oynamayı seviyorsun, bir de bunu dene. Sen seçimini yaptın savaşçı. Hadi gelin. Burada kalmamızın amacı kalmadı. Onun gitmesine izin mi vereceksin? Tabii ki hayır aptal. Ona karşı kullanabileceğim gizli bir zayıflığı olmalı. Ve buradaki küçük casusum bunun ne olduğunu çabucak bulabilir.
Vay canına. Babamın hakkını vermem gerek. Yeni antrenman robotu bayağı iyiymiş. Belki de fazla iyi. Bana bırak. Bazen kalkanlar silahlardan daha çok işe yarayabilir. Bunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim Hime. Araştırdığın yardım çağrısı ne oldu? Tehlikeli bir durum muymuş? Pek sayılmaz Tila. Sadece kendine oyun ustası diyen bir deli beni gladyatör olarak kozmik oyunlarına almak istedi, o kadar. Peki ne oldu? Atılgan ve ben teklifini geri çevirdik tabii. Tanrı'ya şükür. Eğer Eternia'dan ayrılsaydın çok üzülürdüm. Tanıdığım en iyi savaşçıyı ve de en iyi dostlarımdan birini kaybederdim. Benim için çok değerlisin. Sen de benim için çok değerlisin. Antrenmanı durdurun. Sizin için daha önemli bir görevim var. Küçük casusum Hime'nin Eternia Kraliyet Muhafızı genç bir kıza çok düşkün olduğunu söyledi. Eğer onu yakalayabilirsek Hime'n ona karşılık kesinlikle kendini bize sunacaktır. Şimdi gelin biraz plan yapalım. İşte burada bayanlar. Generalimizin en son buluşu. Android at. Hadi bize nasıl çalıştığını gösterelim. Görmeyi çok istiyoruz. Hadi. Tek yapmamız gereken eğere oturup ilerle uzun adım demek. Hey, dikkat edin. Dikkat edin. Bana bırak. Buraya gel. Uzun adım. Dur ve itaat et. Bugün uzun adımın ses alma sistemini değiştirdik Adam. Benden ve generalden başka ona kim binmek isterse onun üzerinden atacak. Bunu bana banyo yapmadan önce söylemeliydin. Umarım insanlara hava atmamak gerektiğini öğrenmişsindir Adam. İçinde çok çekici biri var. Ve o insan çok hoşuma gidiyor. Hime'nden de çok mu? İkinizi de çok seviyorum. Ama değişik nedenlerde. Sen hiçbir zaman Hime'n gibi bir savaşçı olamazsın. Bilemiyorum. Kılıç bana daha çok yakışıyor. Adam. Adam, o kılıca ihtiyacım var. Ama hey, dur Tila. Derhal geri çekilin. Yakalayın onu. Bizi sadece bir kılıçla durdurabileceğini sanmıyorsun, değil mi evlat? Kılıcım. Sanırım bunu kolay zaferimin bir anısı olarak saklasam çok iyi olacak. Bu mesajı Hime'ne ilet evlat. Eğer Tila'yı bir daha görmek istiyorsa kozmik arenama gelip hemen bana teslim olsun. Yalnız gelmesini söyle. Yoksa Tila sonsuza kadar tutsağım olur. Adam, bu yaratıklar Tila'yı nereye götürüyorlar? Hime'ne karşı yem olarak kullanacaklar. Peki neden Hime'ne olup peşlerine düşmüyorsun? Keşke bunu yapabilsem Orko ama onlar kılıcımı aldı. Hayır. Onların peşinden gideceğim. Tila asla Hime'n gibi olamayacağımı söyledi. Onun iyiliği için umarım yanılmışımdır. Oyun ustasının gemisinin nerede olduğunu biliyorum. Mistik Dağların hemen güneyinde. Sen oraya hemen gitmemiz gerektiğinden emin misin? Bunu Hime'n yapamadığına göre Tila'nın tek umudu biziz demek. Ama oyun ustası Hime'nin yalnız gelmesi gerektiğini söylemiş. Eğer seni görürse... Beni görmeyecek. Bir planım var. İkiniz içeri gireceksiniz.
Sana son kez söylüyorum. Bırak beni. Ah! Buradan hemen kaçmalıyım. Çok iyi bir denemeydi. Ama her zamanki gibi ben kazandım. Belki de He-Man'i şampiyonum olarak seçerken yanılmış olabilirim. Senin de oldukça güçlü yönlerin var. Şu kapıyı aç da sana unutamayacağın şeyler göstereyim. Daha sonra olabilir hayatım. He-Man seni kurtarmaya geldiği zaman elimde sonsuza kadar eğlence için savaştıracağım. Eternia'nın en iyi iki savaşçısı olacak zaten. Ne yapacağınızı anladınız mı? Tabii. Her şeyi bana bırak yeter. İşte bu kadar. Artık kesinlikle lanetlendik. Oyun ustasıyla kim görüşmek istiyor bakalım? Ben Büyük Orko'yum. Eternia'nın en büyük avcısı. Ben buraya bu muhteşem orman kedisini kozmik sirki için oyun ustasına satmaya geldim. Pek de savaşçıya benzemiyor ama bırakalım buna oyun ustası karar versin. Demek bu yaratığı bana satmak istiyorsun ha? Pekala, bakalım neler yapıyor. Şu anda önünüzde bu gezegende ve diğerlerinde görebileceğiniz kadar vahşi ve acımasız bir yaratık duruyor. Nerede? Nerede? Bu sensin, hatırlasana. Evet, haklısın. Hepsi bu mu? Hayır. Onu bir de dövüşürken görmelisiniz. Önce bir gönüllü lazım. Ondan korkmuyorsun değil mi? Ondan korkmak mı? Hayır. Dişlerinden ve pençelerinden korkmaksa... evet. Bununla yeterince vaktimi harcadım. Bu kedi dövüşçü falan değil. Galiba aklıma bir şey geldi. Tamam tamam, onu alıyorum. Her zaman bir palyaçoya falan ihtiyacım olabilir. Galiba esirleri tuttukları yer hemen ileride. Tila! Tila! Gördüğüm kadarıyla mesajımı He-Man'e iletmemişsin. Bu hatanı çok kötü ödeyeceksin. Arkadaşlarım ve sen içeri girmeyi başardığınıza göre oyunları kaçırırsanız çok yazık olur doğrusu. Onu içeri atın! Şimdi ne olacak acaba? Bu sorunun cevabını hiç sevmeyeceksin. Buraya arkadaşınız Tila'yı kurtarmaya geldiğinizi biliyorum. Ben de istediğinizi yapıp sizi seyretmesi için onu buraya getirdim. Adam! Adam bir savaşçı değildir. Senin oyunlarında hiç şansı olmaz onun. Onu buraya gelmeden önce düşünmeliydi. Oyunlar başlasın. Kılıcım, onu bir geri alabilsem. Rakibinizin adı Korkunç Kregos. Başlayın. Bu ismin nasıl aldığını göreceksiniz. Hey!
Bu genç düşündüğümden de cesurmuş. Ama Kregox kuyruğunu kullandığında her şey bitecek. Adam, kuyruğuna dikkat et. Şu ellerimi çözmeyi bir başarabilirsen yardım et büyüğüm. Başardım. Durdurun onu. Geri git. Kışt. Kışt. Hey korkunç şey. Buraya gel. Tila. Tila. Asırlardır gördüğüm en iyi maç. Seni garip şey. Tila'yı incittin. Ya, sana bunu kesinlikle ödeteceğim. Seni uçan sürüngen. Artık bana bırak Orko. Gölgelerin gücü adına... Güç bende artık. He-Man! Sonunda arkadaşların için geldin demek. Çok haklısın. Ve onları kurtardığımda seninle ilgileneceğim. İyi işti kedi. En iyi savaşçımı alt ettin He-Man. Ama benimle o kadar kolay başa çıkamayacaksın. Pekala oyun ustası. Hadi bunu erkek erkeğe halledelim ha. Mızrağım! Sana erkek erkeğe dedim oyun ustası. Yoksa oynadığın her oyunda böyle mızıkçılık yapar mısın? Uçan diskim senin hakkından gelecek. Hiç adil davranmıyorsun. Ama benim kölelerim de var. Onların hepsi evrendeki en güçlü savaşçılardandır. Evet. Tuzağa düşürüp zor kullanarak kendini esir ettiğin savaşçılar değil mi? Acaba sana ne kadar bağlılar? Geri dönün ve savaşın sizi korkaklar! Oyun bitti. Sen kaybettin. Hayır, ben hep kazanırım. Bu adil değil. Dayanamadığım tek şey varsa o da mızıkçılıktır. Kendini nasıl hissediyorsun? Ben iyiyim. Ama ya Adam? Ha, o da iyi. Aslında o bana yardım etmeseydi sizi asla kurtaramazdım. Biliyorum. Adam'ı hiç böyle dövüşürken göreceğimi sanmazdım. Ben de öyle. Artık oyun ustası sarayın zindanlarında. Hepiniz evlerinize gitmekte özgürsünüz. Zaman koridorum sizi geri götürecek. Buna hala inanamıyorum. Ama galiba bu sefer hepimiz bunları Adam'a borçluyuz değil mi? Bu aramızda kalacak Tila. Nasıl bir adamı tercih edersin? Benim gibi birini mi yoksa Adam gibi birini mi? Bunu bilmiyorum. Galiba Adam'ın zekası ve senin kuvvetine sahip birini arıyorum. Ama onu nereden bulabilirim ki? Hmm.
Bugün He-Man oyun ustasıyla tehlikeli bir oyun oynamak zorunda kaldı. Oyun ustası bu oyunu kazanmak için elinden geleni yaptı ama kaybettiği zaman kızdı ve bunun adil olmadığını söyledi. Oyun oynamak çok zevkli olabilir ama kazandığınızda övünür, kaybettiğinizde kızarsanız herkesin keyfi kaçar. Ve en sonunda sizinle oynayacak kimseyi bulamazsınız. Size bir öğüt vereyim, kazandığınızda ve kaybettiğinizde iyi olun. Böylece oyunlardan daha fazla zevk alırsınız ve insanlar da sizinle oynamak isterler. İyi şanslar.